23 Ocak 2016 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 30 Ocak tarihine ertelenen Malatya Yardımsevenler Derneği olan genel kurulu bugün dernek binasında yapıldı. Emine Taşçı güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından bir konuşma yapan dernek başkanı Emine Taşçı, desteğini bizlerden esirgemeyen iş adamlarına teşekkür ediyorum dedi. Olağanüstü kongresine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bize verdiğiniz bu destekten dolayı arkadaşlarımı ve ben şükranlarımızı sunarız. Türkiye'mizin ilk sivil toplum kuruluşu olan Yardımsevenler Derneği 88 yılına giriyor. Ülkemizin bütün şehirlerinde hemen hemen birer tane şubesi bulunan derneğimizin Malatya şubesine de bizler uzun yıllardan beri eğitime verdiğimiz burslarla gündemde kalıyoruz. Ama bu yaptığımız hizmetlerin bizi destekleyen, bizlere her zaman sahip çıkan yakınlarımız, iş adamlarımız ve hayırsever vatandaşlarımız tarafından olmaktadır. 18'ye bayan çıktığımız bu yolda çok güzel işlere imza atıyoruz ve bu konuda hiç mütevazı olmayacağız. Biz uzun zamandan beri yani devletten bir destek falan almadan yakınlarımız sayesinde 100 tane üniversite öğrencisi okutuyoruz. Sadece bizim bu şeylerimiz, faaliyetlerimiz öğrenci burslarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç olduğu zaman fakir ailelerimize de Ramazan ayında da gıda yardımlarında bulunuyoruz. Derneğimize bağışta bulunan Abdülkadir Eriş, Galip Demirel. Galip Demirel deyince Allah mekanını cennet etsin. Ölmeden 15 gün önce Sayın Sezai Demirel hastane odasında gittiğinde hasta yatağında derneğinizin öğrenci paralarını yatırdım demişti. Mekanı cennet olsun diyorum burada. Güldal Akşit, Kemal Çağlar, Sevinç Mertöz, Ayten Şiroğlu, Ayten Savaş, Ayten Kılıçaslan, Rıdvan Mertöz, Beyhan Kırçıvaloğlu, Nihal Kutan, Nurşen Gürbüz, Süleyman Mavuk, Zühal Yaprak, Didem Yıldırım, Buğra Tahtalı, Nuray Orhanoğlu, Neslihan Tahtalı, Mehmet Palancı, Fevzi Erkuş, Nedim Kaysıcı, Nibit Tahtalı, Serpil Şiroğlu, Yasemin Hacı Evliyagi, Sevim Kösem, Fahri Aydoğan, İsmet Ertuğrul, Özlem Karataş. Bu hayırsever arkadaşlarımıza, yakınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz 18 üyeyi bu güzel işleri yapmamızda bize en büyük destek ailelerimizden ve sevgili eşlerimizden geliyor. Yani bu dernekçilik bir gönül işidir. Bu gönül işinde bize her zaman yardımlarını esirgemeyen ailemize, eşlerimize, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım genel kurulumuza geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Özlem Demirel, derneğin gelir gider raporu hakkında dernek üyelerini bilgilendirdi. 31-12-2015 tarihli gelir gider tablosu. Gelirler 2014 yılından devir 29.426.97. Üye aidatları 3.200. Nakdi bağışlar 23.125. Şartlı bağışlar 53.065. Sosyal faaliyetler 13.455. Toplam 122.271.97. Giderler. Öğrenci bursları 65.800. Kira yardımı 1.020. Sosyal etkinlik gideri 5.572.47. Genel giderler 3.311. Toplam 75.703.47. Banka 46.568.50. Türkiye Yardımsevenler Derneği Malatya Şubesi'nin 2016 tahmini bütçesi. Gelir 2015 yılından devir 46.568. Üye aidatları 3.700, nakdi bağış 24.000, şartlı bağış 54.000, sosyal faaliyet 15.000, toplam 143.268. Giderler, öğrenci bursları 70.000, sosyal etkinlik 9.000, aynı yardım 18.000, genel gider 3.500, acil hak yardımı 15.000, toplam 115.500, banka 27.768. Türkiye Yardımsevenler Derneği Divan Başkanlığı'na, genel kurulu yönetmek üzere Divan Başkanlığı'na Avukat Cem Güven, ikinci başkanlığa Feray Dağdeviren, katipliğe Özlem Akar Binbaşıoğlu'nu öneriyorum. Kabulünü arz ederim. Teşekkür ederim. Seda Koçyiğit yaptığı konuşmada derneğin 2 yıllık faaliyet raporu hakkında açıklamalarda bulundu. 25 Mart 2014 tarihinde Ahmet Parlak İlköğretim Okulu'nda derneğimiz tarafından 2 ana sınıfı açılmıştır.
12 Nisan 2014 tarihinde öğrenci burslarına destek amacıyla Teltaş Düğün Salonu'nda bayanlara yönelik 1000 kişilik bir öğlen yemeği verilmiştir. Derneğimiz tarafından yapılan bu faaliyet Malatya kamuoyunda oldukça ses getirmiştir. Bu etkinlikte derneğimize 9.167 lira para kalmıştır. 27 Mayıs 2014 tarihinde Soma faciasında hayatını kaybedenlere derneğimiz tarafından 500 lira para gönderilmiştir. 14 Ekim 2014 tarihinde Ahmet Parlak İlköğretim Okulu'nda okuyan 30 öğrenciye okul formaları alınmıştır. 8 Mart 2015 tarihinde Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle bir otobüs bayan ile Elazığ Harput gezisi düzenlenmiştir. Günübirlik düzenlenen bu gezide 2400 lira kar elde edilmiştir. Ramazan ayında 50 aileye gıda yardımı yapıldı. Zaviye Mahallesi'nde ikamet eden yatalak hasta Gaffar Koka'ya hasta yatağı alınmıştır. Ayrıca bu hastanın ev kirası derneğimiz tarafından karşılanmaktadır. 22 Kasım 2015 tarihinde Tektaş Düğün Salonu'nda 500 kişilik kahvaltı verilmiştir. Yaptığımız bu etkinliğin tüm masrafları dernek üyelerimiz tarafından karşılanmış olup derneğimize bu faaliyetten 10.500 lira para kalmıştır. 29 Ekim 2015 tarihinde Elif Aksakal isimli muhtaç aileye 700 lira karşılığında çamaşır makinesi alınmıştır. Bizleri bu günlere taşıyan hayırsever dostlarımıza teşekkür eder, saygılar sunarım. Denetim Kurulu raporu 30.01.2016 tarihinde saat 11'de dernek binamızda yapılan genel kurul dernek tüzüğüne uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Genel kurul 36 üye ile yapılmıştır. Yönetim kurulu çalışma ve gelir gider tablosu, hesapları ve faaliyetleri tarafımızdan incelenerek her şeyin usulüne uygun olduğu görülmüştür. 31.12.2015 gelir gider tablosu ve 2016 tarihi tahmini bütçesi tarafımızdan onaylıyoruz. Tek listeyle gidilen seçimlerde Emine Taşçı başkanlığa seçilirken yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Emine Taşçı, Tükel Topgül, Özlem Demirel, Seda Koçyiğit, Mürüvvet Çırpıcı, Belgin Tahtalı, Nimet Tecellioğlu, Şehnaz Yapılıkan, Betül Sülü. Denetim kurulu Asil, İnci Turfan'da, Meltem Kavuk, İclal Yeşil. Genel kurul delege adayları: Emine Taşçı, Tükel Topgül, Özlem Demirel, Seda Koçyiğit. Mürvet Çırpıcı, Belgin Tahtalı, Nimet Tecellioğlu, Şehnaz Yapılıkan, Betül Sülü. Bu yönetim kurulumuzun yedekleri Feray Dağdevren, Günay Güven, Ayla Palancı, Güllü Tuncer, Semra Kanat, Nihal Gökalp, Nurhayat İzciler, Berin Karakaş, Özlem Akar Binbaşıoğlu. Yönetim kurulumuzu seçmek üzere sizi oylamaya davet ediyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Denetim kuruluna gelince, denetim kurulunda Asil İnci Turfan'da, Meltem Kavuk, İcral Yeşil, yedekte Hülya Hoşhanlı, Songül Durusu, Suavet Gökçe. Denetim kurulumuzu kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Genel merkez, genel kurul delege adayları Asil, Emine Taşçı, Tükel Topgül, Özlem Demirel, Seda Koçyiğit, yedekte Günay Güven, Semra Kanat. Genel merkez, genel kurul delege adaylarını kabul edenler, bu da oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yani yönetimimiz oluştu, bütün raporlarımız ibra edildi. Hayırlı uğurlu olsun. Yardım Sevenler Derneği tarafından verilen bursların eğitime önemli destek verdiğini belirten uzman doktor Ozan Buğrul, "Ben kendi adıma Yardım Sevenler Derneği'ne teşekkür ediyorum." dedi. Hazırlık sınıfım bitmişti. Gerçekten denildiği gibi böyle biraz da ekonomik olarak zorlandığımızı hissettik ailece. Arkadaşlarım aracılığıyla derneği duymuştum, gelip başvurdum. Kontenjanlarının dolmuş olduğunu da biliyordum başvurduğumda. Hakikaten buradaki arkadaşlar belli bütçeler dahilinde söz verdikleri kişilere sonuna kadar destek olmak istedikleri için onun dışına çıkmamaya çalışıyorlar. Ben ona rağmen şansımı denemek istedim. Geldiğimde kapalı buldum, salı günlerinin açık olduğunu öğrendim. Tekrar akabindeki salı günü buraya geldim. Durumumu izah ettim.
tüm hanımefendiler buradalardı, toplantı halindelerdi. Değerlendireceklerini söylediler fakat tam çıkarken Belgin abla sanırım eşinin ve kardeşinin de doktor olduğu için genç bir doktor adayını kıramadı.